Okay, hello everyone. Good evening to you all of you. Uh, today 9 December 2018 uh Sunday evening. Sunday evening. Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Aralık 2018 Pazar akşamı. Uh first of all I I am very happy to be here. Öncelikle burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Welcome to our English class again. İngilizce dersimize tekrar hoş geldiniz. Burada olmanız gerçekten çok önemli. Being here is very important for me. Burada olmanız gerçekten çok önemli benim için. Arkadaşlar peki, we are now, we are now in the fourth class. Şu anda biz artık dördüncü dersimizdeyiz. We are now in the fourth class. Arkadaşlar, my friends, my friends, we are now in the fourth class. Okay? Ee, arkadaşlar, şu anda dördüncü dersimizdeyiz. Ee, bu ne demek oluyor? Artık yavaş yavaş aşamak aşama kaydediyoruz. Benim adım Sevda Bozbey Yılmaz. Engelsiz Erişim Derneği e, üyesiyim. Engelsiz Erişim eğitimlerinden İngilizce zamanı eğitimini veriyoruz. This is the English time education. Okay? English time. You know English time. Okay. So, uh, this is uh, English time as I said before. Daha önce söylediğim gibi bu bir İngilizce dersi, İngilizce zamanı dersi. Ve biz bu dersin artık dördüncüsündeyiz. Peki... Dördüncüsündeyiz ama nelerden bahsettik bugüne kadar kısaca e, bu dersi sonradan dinleyecek olanlar için www.dunyaseslen.com adresimizden İngilizce zamanının hiçbir dersini bugüne kadar dinleyememiş ama bundan sonra dinlemeye karar verecek olanlar için nelerden bahsettik önce onlardan bahsedelim. Öncelikle birinci dersimizde Öncelikle ders programımızı genel olarak 15 haftalık ders programımızı tanıttık birbirimizi tanıdık, bütün bunları Türkçe yaptık ve sonra dersin sonuna doğru İngilizce olarak rakamları öğrendik Sa e saymayı ona kadar saymayı öğrendik Nebi orada mısın? Buradayım. Hoş geldin tekrar Welcome Nebi again. Hoş geldin tekrar e Nebi e bize İngilizce olarak sayıları birden ona kadar sayabilir misin? Ne bir kocu please, kocu please count, count the numbers from one to ten. Ne bir sayabilir misin birden ona kadar? Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10. That's correct. Doğru. Hepsi doğru. Congratulations Nebi. Mustafa abi orada mısın? Büyük Mustafa. Budarım. Ha. Büyük budarım. Mustafa ve Küçük Mustafa diye ayırıyorum iki Mustafa'yı. Mustafa abi oradasın. Mustafa abi sen de İngilizce rakamları ondan ikişer ikişer geriye doğru sayabilir misin? Okay. Ten. Eight six four two zero. Congratulations, well done, harika Mustafa abi süper harika kutluyorum seni de çok iyi. Peki. Arkadaşlar birden ona kadar sayıları öğrendik demiştik. Bu sayılar ilerleyen derslerde biraz daha artacak. Şu anda siz örneğin bir alışveriş yapmak istediğinizde 100 euro demek isterseniz ille 100 euroyu 100 olarak bilim söylemek zorunda değilsiniz yani şu şekilde söylerseniz de birisi sizi anlar mesela diyelim ki birisi size şey dedi işte bu 100 euro dedi ve siz bunu anlamadınız şunu söyleyebilirsiniz ee, hani bu işte kaç euro onu öğreteceğim size karşınızdaki birisi size 1 0 0 euro dediği zaman siz bunun 100 euro olduğunu anlayabilecek durumdasınız ya da to zero euro dediği zaman 20 euro olduğunu anlayabilecek durumdasınız. Bunu neden belirttim? Çünkü özellikle dili öğrenme aşamasında karşımızdakinin söylediklerini anlamak yani en basit şey söylüyorum. You're welcome diyor mesela kişi size. Karşınızdaki kişi rica ederim demek. You're welcome. Önemi değil, bir şey değil. Bizdeki karşılığı bu. You're welcome. Ama siz bunu özellikle dili yeni öğrenmeye başladığınız için ee, henüz anlayamayabilirsiniz. Bu aynı şekilde rakamlar için de geçerli. Rakamları bizim okuduğumuz gibi duyamayabilirsiniz. One, two, three, four, five diye duyamayabilirsiniz. Şöyle duyabilirsiniz. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Anlaşılır duymayabilirsiniz. Yine de benim söylediğim e, Türk olduğum için ben de anlaşılır tabii ki. Peki ee, harfleri öğrendik harflerle ilgili bir dosya göndermiştim ben size ee, harfleri kim saymak ister benimle birlikte kim saymak ister ben sayabilirim Aysel tamam birlikte sayalım A Aysel ben Türkçesini söyleyeceğim sen İngilizcesini söyleyeceksin A A B B C e. D. D E, e. e. D. F G. G H Bravo! E. I I E I Evet. Yes. J, J J J K K L L, L L M M N N, N, N Peki devamını sen say. O O P Hı -hı. P Q Q bizde yok. Hı hı. V, R, X, X. Hı, -hı. Ee, V, W, evet. W. Hı hı. Y, X, Y, X, ha, X, 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 Y, Z, X, Y, Z. X. Bravo. Y. Z. evet. Bravo. Seni kutluyorum arkadaşlar. Peki <laughs> arkadaşlar A, A, B, C, D, E. F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z These are Okay, these are e, English letters. Bunlar İngilizce harfler. Şimdi ben size geçen hafta bir şeyden söz etmiştim. Bu İngilizce harflerin kodlanışları var. Bunu bilmeniz şu bakımdan çok önemli size telefonda bir şey kodladıkları zaman Hani biz deriz ya Ankara'nın A'sı, Trabzon'un T'si, İzmir'in İ'si diye Türkçe'de bir kodlama harfimiz var değil mi? Bizim kodladığımız harflerimiz var Şimdi İngilizce'de de bu özellikle havacılık dilinde kullanılan bir kodlama ama Pek çok kodlamada bu sözünü ettiğim kodlamalar kullanılırlar Mesela ben kendi adımı kodlamak istersem Şimdi istersen şöyle kodlayabilirim tabii ki. S, E, V, D, A. Okay, this is my first name, Sevda. This is my first name, bu benim ilk ismim. Ve surname, my surname, soyadım. B, O, Z, B, E, Y. Boz Bey, bu da benim ikinci e, adım. Ve benim e, benim diğer soyadım Y I L M A Z. Şimdi böyle kodlayabiliriz. Harika bu bir yöntem. Ama karşımızdakinin bizi anlamama ihtimaline karşı mesela S'yi F ile karıştırabilir. Atıyorum V'yi başka bir şeyle karıştırabilir. Z'yi V ile karıştırabilir. Özellikle telefonlarda bu çok oluyor. Özellikle e, sınav başvuruları falan yaparken bazı kodlamalar isteniyor. Peki İngilizce'de bu kodlamalar nasıl yapılıyor? Mesela neye ne deniyor? Hangi harf hangi harfle kodlanıyor? Bunlar uluslararası kodlama şekilleri. Örneğin A harfi yani A. A harfi alfa. A alfa. B bravo. B bravo. C Charlie. D D delta. E yani E, bizim Türkçedeki E, onlarda tabii ki I, Eko, F, Fox Road, G, Golf, H, Hotel, I, India, J, Juliet, K, Kilo, L, Lima, M, Mike, M, Mike, N, November, O, Oscar, P, Papa Q Q bake R R Romeo Okay R Romeo S Sierra T Tango U Uniform W Sorry V Victor W um W unuttum Okay, okay. Whiskey Whiskey yeah Okay Thank you W Whiskey ee, X X ray X X ray Y Yankee Z. Z Z neydi? Zulu Zulu. Zulu. Okay. Zulu. Thank you. That's that's true. Arkadaşlar bunları öğrenmeniz şu bakımdan önemli. Özellikle bir şey kodlamak isterseniz, yani karşınızdaki sizi anlamıyorsa örneğin, bunu kodlayabilirsiniz. Örneğin kim bana ismini Kodlamak ister. Bu kurallara uygun olarak. Sondan başlayabiliriz isterseniz. Ben kodlayabilirim. Kim? İsminizi öğrenebilir miyim? E, Uğur ben. Uğur Ersoy. Tamam. Uğur Bey bugün kodlayalım birlikte. İki, iki isminizi de bu kurallara uygun olarak. Ya bu kodlama sistemine buyurun. U-G-U-R Okey. So, let's continue. You like uniform. G like golf. You like uniform. R like Romeo. Uğur. Çünkü şimdi onlarda yumuşak G olmadığı için sizi o şekilde kodlayabiliriz. Uğur'u nasıl kodladık? U uniform. G golf. U uniform. R Romeo. Ersoy'u kodluyoruz. E echo. R Romeo S Sierra O Oscar Oscar y, y Yankee Ersoy arkadaşlar. Bu kodlama dilini öğrenmeniz bence e, İngilizceyi e, öğrenirkenki süreçte önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. E, peki şöyle devam edeceğiz. Ses gelmiyor. Ana da. E, problem yok herhalde. Bekleyin, bekleyin. Telefon çalıyor, durdu bir şey. Evet, evet, bekleyin. Ses hiç kimseye gelmiyor arkadaşlar. Şey şu an duyabiliyorsunuz beni ama. Peki. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda size harfleri ve sayıları e, sesli olarak göndermiştik materyal olarak. Tekrar ediyorum hala materyallerini bugüne kadar şu an dördüncü dersteyiz. We are now in the fourth class. Okay. So e, hala almış olanlar varsa lütfen Nurşen Hanım'ın ne sunar et I'm sorry I'm so sorry ne sunar korkmaz et gmail.com adresinden Lütfen materyallerini talep etsinler arkadaşlarımız. Bunu özellikle rica ediyorum ki bugüne kadar işlediğimiz dersleri kaçırmamış olalım. Peki, e, harfleri ve sayıları paylaşmıştık birinci haftada. Birbirimize tanışmıştık, ders programını anlatmıştık demiştim. Ve geldik ikinci haftaya. Bakalım hemen. İkinci hafta basit şekilde tanışma ve selamlaşma çalıştık. Basit şekilde e, tanışma ve selamlaşma. Bu nasıl oldu dedik ki örneğin bizler İngilizcede farklı şekillerde selamlaşma biçimleri olduğunu paylaştık. Okay, there are many different greetings in English, okay? So, e, bir sürü farklı selamlaşmalar var. There are many different greetings methods, okay? So, e, arkadaşlar şimdi öncelikle günün farklı saatlerinde birbirimizle karşılaştığımız anda birbirimize söylediğimiz selamlaşma biçimleri var. Örneğin sabah karşılaşıyorsak good morning. Good morning. Good morning diyoruz sabah karşılaşıyorsak. Bu kimimiz için günaydın anlamına gelir, kimimiz için hayırlı sabahlar anlamına gelir, kimimiz için iyi sabahlar anlamına gelir ama sonuçta güne yeni başlamanın iyi bir başlangıcı olabilir bu. Peki Günün böyle ortasında 12 gibi falan eğer karşılaşıyorsak birine e, selam vereceksek eğer o zaman şöyle diyoruz. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Benim az önce sizinle karşılaştığım ilk saatte ne dedim? Hello everyone. Good evening to you dedim. Ne demek good evening to you? Herkese iyi akşamlar dedim. Hepinize iyi akşamlar dedim. Peki ben bu dersi bitirirken size istersem good night diyebilirim, good night diyebilirim, istersem, ee, istersem goodbye diyebilirim, good night, iyi geceler, yani benim size birazdan diyeceğim şekilde iyi geceler anlamı da var, yani vedalaşmak anlamında anlamı da var. Bir de biz uykuya gittiğimizde yani uyumak için yatağımıza gittiğimizde birbirimize söylediğimiz iyi geceler anlamı da var. Good night, okay. Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye. Okay? So these are the greetings methods in English in different parts of the day, günün farklı saatlerinde diyebileceğimiz, konulabileceğimiz İngiliz selamlaşma biçimleri. Peki başka ne deriz birbirimize? Hello deriz. Hello, hello. Ya da ya da or, or, ya da demek. Or, hi deriz. Hi, hi hello, hi man, hi dad. Bunlar daha çok sokak ağzıyla söylenirler. Ama biz hi diyorsak eğer birine, aramızda belli bir yakınlıkta bir ilişki var demektir. E, ama hello diyorsak biraz daha az tanıdığımız biridir. Yani hi'yi biraz daha e, tanıdığımız, akranımız kankimiz olan birlerini söyleyebiliriz hani biraz daha şey informal bir selamlaşma biçimi peki hello biraz daha formal bir se selamlaşma ee, genellikle işte çalıştığımız işlerindeki yöneticilerimize diyebiliriz hello biraz daha yakın bir yönetici ise, aranızdaki sınırları belirlemişseniz eğer yine hi de diyebilirsiniz tabi ama genellikle kullanılan yöntem budur peki Hüseyin Bey How are you today? Hüseyin Bey, are you there? I am here. I'm here. You are here. Okay, good. So, welcome to the again English class. Hü Arkadaşlar Hüseyin Bey ile biz bir e, selamlaşma ve birbirimizin halini hatrını sorma egzersizi yapacağız. Lütfen dinleyelim. Olur mu? Şimdi. Um, good morning Hüseyin. How are you today? Good morning. I'm um, very nice. Uh, how are you today, too? Thank you. I am a little bit. I am a little bit um, ill, but now I'm okay. Okay. Now I am okay. <laughs> Arkadaşlar Hüseyin'e dedim ki Hüseyin mer günaydın Hüseyin dedim bugün nasılsın? O da dedi ki ben iyiyim dedi. I'm very nice dedi. Farklı bir kullanımda bulundu. Oysa şöyle de diyebilirdi. I'm okay. I'm good. I'm fine. Fine, sadece fine de değil, good da diyebilir. Fine, thanks and you diyebilir. What about you diyebilir. Ee, ya da Hüseyin'in sorduğu gibi to you da diyebilir. Sana göre, yani sen nasılsın diye bir kullanımda da yapabilir. Öyle bir şey de yapabilir. Peki arkadaşlar, ne dedik? Selamlaşma ve basit anlamda birbirimizi tanımadan söz ettik. Evet. Şimdi Örneğin ne bir senle birlikte yapalım mı? Olur. Okey, hi Nebi. Şöyle yapacağız. Senaryomuz şu. Biz Nebi bir yemekte karşılaşmışız öğlen yemeğinde bir o bir programda karşılaşmışız ve ilk defa karşılaşmışız şimdi önce birbirimize merhaba diyeceğiz selamlaşacağız birbirimizin ismini soracağız e, mesleğini soracağız onu öğrenmiştik çünkü geçen hafta geçen hafta birbirimizin ismini nereli olduğunu mesleğini tanımıştık birbirimizin nasıl olduğunu öğreneceğiz. Şimdi biz Nebi ile bütün bir diyalog yapacağız. Öğlen vakti karşılaşmışız. Böyle yemek yiyoruz. Yemeklerimize gömülmüşüz. Ama bir yandan da çok sıkılıyoruz. Şimdi ben bir bakıyorum Nebi'ye bir pas atıyorum. Bakayım benimle eğlenecek mi? Hi, my name is Sevda. What's your name? My name is Nebi. How are you? I am fine. And you? Thank you. I am a little bit, bit bored. Biraz sıkıldım diyorum. I am I am a little bit bored. Bored sıkılmak demek. Uh, thank you. Uh, I am a little bit bored, Nebi. Nice to meet you really. Nice to meet you too. Wonderful. Dedim ki Nebi, seninle tanıştığıma çok sevindim ve Nebi de bana dedi ki ben de sevindim. Nice to meet you too. Nasıl söyleyebilirdi başka? Nice to meet you dedim ben. O da şöyle diyebilirdi. I am glad to meet you too. I am pleasure to meet you too. Pleasure and glad. Okay? These are the three versions. Okay? Three versions of uh, to meet you. Okay? So um, Nebi where are you from? Where are you from? I am from Turkey. You are from Turkey. Oh, I am also from Turkey. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Ee, Nebi ile ben İngilizce konuşmaya başladık ve birbirimizin Türk olduğunu öğrendik. Orada feci halde sevindik ve Türkçe konuşmaya geri döndük. Daha önceki deneyimlerimizi paylaşmıştım. Özellikle gittiğimiz konferanslarda çok uzun süre biriyle İngilizce konuşarak buluyorsunuz kendinizi. Çünkü ortam öyle bir ortam İngilizce konuşuyorsun. Ve artık böyle gitmeye yakın bir öğreniyorsun ki Aa, o da Türkmüş. Yani üç, koca gün boyunca birbirinizin nereli olduğunu sormadığınız ve e, hani böyle bir şey paylaşmadığınız için İngilizce konuşarak kendinizi bulabiliyorsunuz. Peki harika şimdi birbirimizi tanıdık selamlaştık basit anlamda günün farklı saatlerindeki selamlaşma biçimlerini öğrendik birbirimizin ismini sormayı öğrendik birbirimizin mesleğini nasıl soracağız nasıl soracaksın ne Nebi bana mesleğimi? What do you do? Bravo. Okay. What do you do diye sordu Nebi. Ben de dedim ki... I am... I am a psychologist diyebilirim. I am a lawyer diyebilirim. Yani avukatım diyebilirim. Okay. I am a teacher diyebilirim. Teacher. Teacher. I am a clerk diyebilirim. Memur. Teacher öğretmen demek clerk memur demek. I am a sociologist diyebilirim. Sosyoloğum diyebilirim. I am a guidance and psychological counseling diyebilirim. Bu biraz uzun. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik yani benim mesleğimin adı. E, çalışmıyorum diyebilirim. I am not working now diyebilirim. Çalışmıyorum. I am not working now. Okay? Bunları diyebilirim. Ee, başka ne diyebilirim? I am a secretary diyebilirim. I am a secretary diyebilirim. Sekreterim. Yani. I am a doctor. I am a babysitter. Am a babysitter. Yes. Emekliyim nasıldır? Emekliyim nasıldır? Ha? Emekliyim. Emekliyim. Ha, okay. Emekliyim demek istiyorsan, I am retired. Retired diyebilirsin. Retired, okay? Sen emeklisin. Bunları çok çeşitli şekillerde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bu, housewife e, bizim... olabilir. Yes, e, kesinlikle. Absolutely, definitely, okay, exactly. E, kesinlikle kullanabilirsiniz arkadaşlar housewife. E, housewife, ev hanımı demek bu arada. Bunları çok çeşitli şekillerde çoğaltabiliriz. Peki, bu... E, Dediğim gibi selamlaşmaları basit anlamda tanışmayı, mesleğimizi sormayı, eee nereli olduğumuzu öğrenmeyi artık sormayı biliyoruz. Where are you from? Mustafa Bey, orada mısınız? Küçük Mustafa Bey. Büyük evet, Mustafa abi. I'm değil. Here. Merhaba tek. Okay, hello, hello again. Okay. Mustafa Bey, şimdi bir tanışma ve birbirimizi tanıma, selamlaşma, birbirimizin ismini, mesleğini ve nereli olduğunu sorma kısmını bir de sizinle yapabilir miyiz? Tabii. Peki bu kez de akşam yemeğindeyiz biz akşam böyle ayakta o sıkıntı sıkıcı yemeklerden birindeyiz işte kimse birbirini tanımıyor ee, böyle etrafa bakınıyoruz bir yandan bir şey atışırken bir yandan da işte karşılaşıyoruz sonra Mustafa Bey yavaş yavaş bana doğru yaklaşıyor ve benimle tanışmaya çalışıyor bana good evening diye başlıyor buyursunlar Good evening Good evening how are you Fine, thanks. Thank you. My name is Mustafa. What is your name? Ah, uh, my name is Sevda. Uh, nice to meet you. Oh, me too. Where are you from, Sevda? I am from Turkey. And you? I'm from Turkey, too. You're. Wow! Nice to... Really? Nice to meet okay. you. Nice to meet you too. Okay arkadaşlar feci halde sevindim bir Türk bulduğuma çünkü bu şu anlama geliyor İngilizce konuşmaya devam etmemeyi seçebiliriz anlamına geliyor ama biz şu anda İngilizce konuşmayı devam etmeyi seçen gruptayız. Okay Aa, Mustafa, Mustafa nice to meet you really. Um, uh, how old are you? How old are you? Arkadaşlar <laughs> evet. ne sordum Mustafa'ya şimdi? E, konuşup bunu sorabilirsiniz. Yaşın kaç yaşında? How old, old are you? Yaşını sordum, değil mi? Peki Mustafa'nın yaşını sormayı da biliyorum. What do you do, Mustafa? What do you do? I am clerk. You are clerk? Yes. Okay. Uh, I am I am teacher. I am a teacher. I'm an English teacher. In oh, Turkey. Very nice. Oh, very nice. Good. Thank you. Thank you. How old are you, Mustafa? I'm 47 years old. 47, 47, years old. 47, yes. 47 years old. Okay, arkadaşlar Mustafa 47 years old. Bu sayıları henüz öğrenmedik ama öğreneceğiz. 47 yaşındaymış. Okay, um, I am uh, 38 years old. 38. Okay. Arkadaşlar bu arada tabii hepinizin affına sığınarak ee, burada paylaşmak istiyorum. Şimdi burada ben sizin, sizinle daha çok isimlerinizle konuşmayı tercih etmek istemem ama hani şu anda bu koşullarda olduğumuz için yani istiyorsanız tekrar bey falan da diyebilirim yani bu konuda gibi yanlış anlaşılma olmasını istemem. Neymiş hani sınırını... Ha okey sınırlarımızı koyalım hani rahatsız olmanızı Öyle istemem gerçekten. Yok. Efendim? Öyle iyi diyorum sıkıntı yok. Süper harika. Habil Bey madem böyle iyiyse o zaman sizinle de bir Egzersiz yapalım olur mu? İngilizler mı? zaten e, soruna bir şey getirmiyorlar abi abla. Çok getirmiyorlar evet bizdeki gibi bir, bir şeysi yok. Onlar genelde hani çok çok e, mesela daha çok işte ma'am, madam, sir diye hitap ediyorlar eğer çok mesela tanımıyorlarsa birbirlerini. E, ama genellikle çok böyle e, ilişkiler bağlamında bizdeki gibi çok e, şeyleri yok. Öyle abla, abi. Hatta işte falan. öğrenmek istediklerinde de Mrs. deyip devamını karşıdakinin doldurmasını gibi de oluyor. Evet. Evet öyle bir tarzları da var. Peki. Tamam. Celil bir saniye. Sana bir konuk bulacağım. Bekle birazcık. Yapmayanlardan birini istiyorum. Mert sen olur musun Celil'le partner? Okay, of course. Harika. that's great. So, arkadaşlar senaryomuzu veriyorum. Yine bir sabah kahvaltısında karşılaşıyorsunuz. E, ne bir şey, e, Celil ve e, Mert. E, Celil konuşmayı başlatıyor uygun bir selamlaşma biçimiyle. Birbirinizin ismini, nereli olduğunu, yaşını, mesleğini ve halini hatrını, tanıştığınızı sevindiğinizi soruyorsunuz ve devam ediyoruz. Buyursunlar, let's Önce start şey please. Of course. Ya, yeah, şimdi bu where are you from cevap verirken ilk İngilizceye başladığımız dönem hani bu dönem. şehirleri falan kullanıyorduk. İngilizce. Bu doğru bir kullanım olur mu? Tabii olur. Sen okay. Türkiye'desin diyelim ki. Hı -hı. Yani ee, sonuçta Türkiye'deyiz. Eğer doğru. farklı bir ülkedeysen, farklı bir ülkedeysen şu şekilde söyleyebilirsin. I'm from Turkey in Istanbul. Okay. You are for example, for example yeah. ne demekti? Örneğin söz gelimi demekti. For example. Uh, where are you from? Sevda. Ah, uh, am from Turkey in Istanbul. You know Istanbul. Ah, uh, Istanbul I know. Mesela Turk, Turkey diye akıllarına gelmese bile İstanbul'u biliyorlar. I am from I am from England. I am from Japan. I am from German. Mm -hmm. Japanese, Japonya, England, İngiltere. German Almanya. Okay. I am from USA, United States of America. Okay, USA. I am from China. China. Çin, Çin Halk, Halk Cumhuriyeti aynı. I I am from Russia. I am from Spain. I am from Italy. Bunları sonsuz kere çoğaltabilirsiniz. Olduğu yere gittiği yere kadar çoğaltabilirsiniz. Peki, ee, öncelikle Celil başlatsın. Ee, ama şey, e, şöyle isteyeceğim. Hü Hüseyin Buyur. de aynı zamanda Türkiyeli değil bu kez. Hüseyin bu kez başka bir ülkeli olsun. Bir Hangi mi? ülkeli olduğunu kendisi karar versin. Orayda evet, yapmıyor muyduk? Ha, e, şey Mert'le yapıyordunuz. Özür dilerim. Mert'le yapıyordunuz. Okay. E, my friends, are you ready? Okay. Okay. Yes, okay. Yes, yes. So. Good morning. Good morning. My name is Jessica. What's your name? What's your name? Uh, good morning, uh, my name is Matt. Nice, nice to meet you. Nice to meet you too. Uh, what do you do? Uh, I am a music teacher. And you? Oh, I'm a, a lawyer. Very good. Uh, where are, where you, are from? you from? Uh, I am from uh, England. I am from, from Turkey. Turkey. in Rize. Yeah. Yeah. Very good. Thank you. Thank you. Nice to meet you again. Nice to meet you too. How are okay, How are you? Hiç önemli değil. Okay. Okay, okay, okay. Friends. Congratulations all of you. You are wonderful, really wonderful. We have wonderful conversation. Thank you. Okay. Şimdi oradan Ezgi ve Ezgi görüyorum. Ezgi orada mısın? Buradayım. Buradayım. Ezgi hoş geldin. Nuri Bey'i görüyorum. Nuri Bey siz orada mısınız? Buradayım hocam. Harika. Şimdi Aynı diyaloğu yani yaklaşık olarak aynı diyaloğu birbirinizi tanımaya çalışın. Önce selamlaşın, halinizi, hatırınızı sorun, isminizi öğrenin, mesleğinizi sorun ve nereli olduğunuzu sorun, yaşınızı sorun ve tanışın. Ve birbirinizi tanıştığınızda sevinin lütfen. Buyursunlar. Hello. Hello, how are you? I am okay. You? Uh, my name is Nuri. What is your name? Uh, my name is Ezgi. Uh, how old are you? Uh. Size şu an yaşınızı sordu Nuri Bey. How old are you? Bunu... Tamam. Şu şekilde cevaplayabilirsiniz. I am for example, I am 40 years old. Kaç yaşındaysanız 40, 40 demek. 40. Ben de bunu I am 38 years old diyebilirim. Eski and you how old are you? I am 21, 21 years old. Okay, she's very young as you know, okay? Çok genç bir arkadaşımız gördüğünüz gibi. Peki arkadaşlar. Evet. Devam ediyor muyuz? Evet, ediyorum ben. Buyursunlar. Eee, mm -hmm. uh, what is your jobs, Nuri? Uh, I am sociologist. Uh, very good. Okay. And your job is. your job? Um, I, am I am a bank, bank official. Of of you you are bank. bank also bank also translate. <laughs> <sorry, bakım ne>? Say, <laughs> I am bank, bank official. Bank officer. Bank officer. officer. Oh, okay, bank 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 office office. Bank officer, the officer diyebilirsin ya da bank clerk de diyebilirsin. Okay, okay. Thank you friends. Ee, arkadaşlar, peki böyle devam edeceğiz tabii bu diyaloglara çok daha fazla devam edeceğiz. Şimdi sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Bugünkü konumuz aslında aile üyelerimiz. Aile üyelerimiz, that means family members. Family, family aile demek members üyeler, aile üyeleri. Okay, today, today our topic is. Bu ben akşam Sevda Hanım. Konumuz. Hanım. Yes. Sesim tuhaftan bir soru soruyorum sesim geldi galiba. Again ne de demek? Tip. Efendim? Again. Çok Again, okay, that's a great a question. De. Okay, again means, e means, e e means tekrar, yeniden. hocam benim az önce internetim gittiği için Yarıda kaldı özür evet, dilerim. No problem. Bu şeylere devam edeceğiz. Bu pratiklere devam edeceğiz. E, o yüzden yarım kalması önemli değil. Sadece sizlerin tanık olmasını istiyorum o sebeple. Okay. E, my friends today are, e, our topic is arkadaşlar bu akşamki konumuz family members. Aile üyelerimizi öğreneceğiz. Aile üyelerimiz. Aile üyelerimiz kimlerdir? Annemizdir, babamızdır kardeşlerimiz, erkek ve kız kardeşimizdir. Büyük annemizdir, büyük babamızdır, yeğenimizdir, kızımızdır, oğlumuzdur. Değil mi? Biz bir ailenin üyesiyiz. Ama ona geçmeden şunu paylaşmak istiyorum size, sizinle. Şimdi dedik ki biz, where are you from? Değil mi? Size dediniz ki, from Turkey, I am from England, I am from Italy. I am from Japan. İtalya. Japonya. I am from China. Çin. I am from USA. United States of America. Amerika. Okay Greece. arkadaşlar. Ee, I am from. ne dedin? Greece. Greece dedin. Ee, Yunanistan. I am from Bulgaria. Dedik. Bulgars. Italy. Sorry. Italy. 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 Okay. Şimdi arkadaşlar, burada size e, güzel bir şey öğretmek istiyorum. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi siz e, İngilterelisiniz, İngilizsiniz ve İngilizce konuşuyorsunuz. Ya da siz Türkiyelisiniz, Türksünüz ve Türkçe konuşuyorsunuz. Size acayip güzel bir haberim var. O da şu, İngilterelisiniz ya mesela siz I am England diyorsunuz. İngiltereliyim diyorsunuz ama e, ama ben bir İngilizim ben bir Türküm demek istiyorsanız ya da ben e, Türkçe konuşuyorum ya da İngilizce konuşuyorum demek istiyorsanız bunu farklı söyleyeceğiz o da şu mesela I am from Turkey Türk'lüyüm, eğer ben Türküm demek istiyorsanız I I'm am I am Turkish. I am Turkish. Turkish. Okay. Eğer İngilizim demek istiyorsunuz, I am English. Eğer İtalyanım demek istiyorsunuz, I am I am Italian. Okay. Eğer e, Japonyalıyım demek istiyorsanız, arkadaşlar, ne diyorduk? I am from Japan Japanese, Japanese diyorduk arkadaşlar. I am I am from Japani. I am from China. China, Japanese, China. Orada bir I am from... Orada bir sıkıntı Japan. var sanırım. Buyurun. Yani Japan. 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 Ee... Japan diyorduk. Evet, Japan. Evet, ee, Japanese. I am from Japan. Japanese, Japanese. yani Jap Japanese Japonyalı olduğumuzu gösteren bir şey arkadaşlar. China Çinliyim ama Chinese. Yani yani China, I am from China. China'dan, Çin'den geliyorum. Çin, Çinliyim demek istiyorsa ama ben bir e, hani Çin e, Türk'üm değil de Çinliyim demek istiyorsunuz eğer arkadaşlar I am, I am Chinese diyebilirsiniz arkadaşlar şimdi Dolayısıyla da şunu söylemek istiyorum Eğer sizler hangi dili konuştuğunuzu ve hangi uyruktan olduğunuzu belirtmek istiyorsanız aynı kelimeyi kullanacaksınız ne demek bu yani siz I am from Turkey diyorsunuz Türkiye'liyim. Ama Türküm demek istiyorsanız I am a Turkish. Türkçe konuşuyorum demek istiyorsanız örneğin ben Türkçe dilini konuşuyorum demek istiyorsanız I speak Turkish. Yine Türküm der gibi kullanıyorsunuz bunu. Örneğin İtalya İtalyalıyım demek istiyorsunuz. I am from Italy. Italy. I am from Italy. İtalyanım demek istiyorsanız I am an Italian. İtalya dilini konuşuyorum demek istiyorsanız I speak Italian. Örneğin İspanyalısınız arkadaşlar. I am from Spain. I am from Spain. I am from Spain. Eğer İspanya İspanyol olduğunuzu belirtmek istiyorsanız I am a Spanish. Spanish. Eğer İspanyolca konuşuyorum demek istiyorsanız I am ya da I speak Spanish. I speak Spanish. Yani dilinizi ve uyruğunuzu ifade ettiğiniz kelimeler ortak. Bu iyi bir haber. Bunu tekrar tekrar ezberlemek zorunda değiliz. Sadece nereli olduğumuzu söylediğimiz kelimeler farklı. England, English. Turkey, Turkish. Spain, Spanish. Italy, Italian. Greece, Greek. Greek. Bulgaria, Bulgarian. Japan, Japanese. China, Chinese. Arkadaşlar, bunlar ilk söylediklerim ülkelerin nereden geldiğimizi ifade eden. İkinci söylediklerim de o ülkelerin hem dillerinin isimleri hem de uyruklarının isimleri. Buyursunlar Hüseyin Bey. Frans, French. Bunu orada yazmıştık, yazılı olarak göndermiştiniz de hiç kullanmadık evet, evet. o yüzden söylemiştik. Evet kullanabiliriz. Frans, Frans, French. French. Bunları, Bunları çok fazla da çoğaltabiliriz arkadaşlar. Ben sadece en e, sıkça duyduklarınızı, en e, popüler olarak kulağınızda yer etmiş olanları ilk başta paylaşmak istedim. Peki bunu öğrendik arkadaşlar. Bunları haftaya tekrar edeceğiz. Yani sizinle egzersiz yaparak tekrar edeceğiz. Peki İngilizcede özellikle size şunu söylemek istiyorum. Bazı temel sorular vardı. Yani bizi kurtaran bazı temel sorular vardı. Bunlar neydi? What's your name? What's your name? What's your name? How are you? What do you do? Hani bunlar sohbeti ilerletmek ve geliştirmek için bizim önümüze çıkan seçeneklerdi. Peki bir gönüllü arıyorum. Hiç konuşmayanlardan. Ben varım hocam. Kimdi acaba? Uğur ben. Tamam Uğur Bey. Bir siz olun. Başka? Ben olabilirim. biraz bekletiyorum böyle bir 30 saniye kadar geliyorum hemen Mehmet Bey ya da Tuğba Hanım, orada mısınız? Aysel. Ben demiştim. Evet, evet Aysel seni duydum. Ee, ama bir saniye. Ee, hiç konuşmayanlardan da istiyorum. Bir saniye tatlım. Evet, Mehmet Bey ya da ala ederim, Hanım, Ayağım, orada mısınız? Peki. Sanıyorum orada değiller. Peki. O zaman şöyle yapacağız. Uğur Bey ve Aysel Hanım son olarak bize güzel bir kapanış, tanışması, selamlaşması, birbirlerinin mesleklerini sorma, nereli olduklarını öğrenme, günün uygun saatine göre selamlaşma diyaloğu yapsınlar ve bu kısmı kapatacağız çünkü yeni şeylere başlayacağız. Buyursunlar önce Uğur Bey başlasın. Yine sabah karşılaşmışsınız kahvaltıda. Hello, good morning. Hello, good morning. Uh, my name is Uğur. What's your name? My name is Aysel. How are you? fine. I'm fine. Thank you. Thank you. Hi, thanks. Thank you. Where are you from? Uh, I am from Turkish. Where are you from? I am from to Turkey. Nice, nice to meet also. you. Nice to meet you too. What's your job? I am a clerk. Master, are you? Uh, I am a central operator. Thank you. What uh, uh, what's old are you? How, how, how old, how are, old you? are you? Sorry. No problem. You? Uh um, I am I 20. 20 Peki 20, orada 10? bir küçük hata oldu. O hatayı yakalayanınız evet. oldu mu? Aysel dedi ki where are you from dedi. Uğur Bey I am from Turkish dedi. Ne oldu? Evet, şey dedi. Ben Türk'üm dedi o. Bana da düzeltemedim ama. Okay, I am from Turkey demeliydi. I am from Turkey. I'm Turkish. From... Evet. No problem. Çünkü biz bu hataları bulmak ve tespit etmek için de konuşuyoruz zaten. Türk, Türkiyeliyim ve Türk'üm olmak, Türkiye'den geliyorum ve Türk'üm olmak birbirinden farklı olarak ifade ediliyor ama Türkçe dilini konuşuyorum ve Türküm demek aynı şekilde ifade ediliyor. Örneğin for example I'm from England but I'm from England but but fakat demek I'm from England but I speak Turkish. İngiltere'den geliyorum ama Türkçe konuşuyorum. Benim ana dilim Türkiye yani Türkçe olduğunu belirtiyorum burada. Okay. Ya da English. ya da şöyle diyebilirsiniz. Um, Hocam bir şey söyleyeyim. From... Just, just second please. I'm from, I'm from Italy, but I speak English. Okay? İtalya'da, İtalya'da yaşıyorum ama İngilizce konuşuyorum. Benim ana dilim İngilizce. Ya da I am, e, I from China, but I am Turkish, I speak Turkish, okay? Evet Çin, Çin'den geliyorum, Çin, Çinde yaşıyorum anlamına geliyor bu, orada yaşıyorum ama ben Türkçe konuşuyorum ve Türküm demeyi belirtiyorum. Buyursunlar bir sorumuz vardı. Hocam yani, ben işte İngiltere'den geliyorum. geliyorum. Yani, Çalışmak için orada I come from, from, from desek, from from desek, from to desek to olur mu? Burada <laughs> demeyelim, hayır, diyeceğiz hayır. ama. Okay. Burada demeyelim ah, çok şimdi çok basit çok anlamda söylüyoruz. Ama diyeceğiz doğru söylüyorsun. Onların hepsini önce sırayla. I am from. I am from. Okay. Şimdi arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Şimdi öncelikle biz bir takım kurtarıcı sorulardan söz etmiştik. Ne demiştik? What is your name? What's your name ne demekti? What's your name ne demekti arkadaşlar? İsmin ne? Harika. Peki. How are you ne demek? Nasılsın? 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 Güzel. Where are you from? Onu biliyorsunuz. Bu da temel güzel bir Nerede sorumuz isin? bizim. Harika. How old are you? Yaşındım. Peki. Bunu biliyorsunuz. What do you do? Mesleğin nedir? Mesleğin nedir yalnız? <laughs> Mesleğin nedir? Evet. Öyle şey öyle... Bunlar bizim... Bakın bunlar bizim kurt et sorularımız. Nasıl mesela how are you başka nasıl şekillerde soruyorduk? How is going on? How are you doing, değil mi? Bu şekilde farklı biçimlerde de sorabiliyoruz. How are you you bir tek how are you olarak sormayabiliriz. Yakınlığımıza göre, arkadaşlığımızın yakınlığına göre de how is it going on? How is going on? How are you going on? Okay? What's going on da diye sorabiliriz. Yani ya da bizim en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi son zamanlarda WhatsApp. WhatsApp ne demek biliyor musunuz? Ne haber demek WhatsApp. Peki arkadaşlar böyle güzel bizim e, temel bazı kurtarıcı sorularımız var. Bu bu sorulara ayrıca ilerleyen zamanlarda başka soruları da ekleyeceğiz. Yani daha çok kendimizi kurtaracağız ve hatta bizim şimdi bu sorular mesela What, what is your name? What do you do? Where are you from? Uh, what are you doing? Gibi sorular. W İngilizcedeki W ve H harfleriyle başlıyor. W H Türk Türkçede W yok zaten. H de H demek. W H questions diye bir konumuz da olacak bizim. W H soruları. Ya bu sorularla başlayan bir konumuz olacak arkadaşlar. Şimdi peki arkadaşlar. E, bugünkü aslında uh, our basic topic is today, okay arkadaşlar, e, family members, okay family members, aile üyeleri. Ailede kimler var? Annemiz var, babamız var, büyük annemiz, büyük babamız, kız kardeşimiz, erkek kardeşimiz, kız çocuğumuz, oğlumuz, kızımız, değil mi? Bunlar var. yeğenimiz var, kuzenimiz var, pek çok aile üyeleri var. Şimdi yakın aile üyeleriyle başlayalım. Ece orada mısın? Yes, I'm here. Okay, that's great. Ece, hoş Şimdi Thank Ece, you. size öncelikle aile üyelerinin kimler olduğunu ve bu üyeleri aşağı yukarı nasıl tanıtacağınız, yani isimlerini nasıl söyleyeceksiniz, mesleklerini nasıl söyleyeceksiniz, size sorulduğu zaman nasıl cevap vereceksiniz. Öncelikle en yakın aile üyeleriyle başlayalım mı Ececiğim? Okay, I'm ready. Hello, everyone. Um, family members, family, aile, members, üyeler, family members, aile üyeleri First, mother, mother, as we know anne Ama e, konuşma dilinde her zaman mother demezler Biraz daha resmi de olabilir Ama bunun e, konuşma diline mom ya da mommy e, söylendiğini bilmemiz gerekir Mommy ya da mom olarak söylendiğini bilmemiz gerekir. Mother, mom, mommy. Father, baba, father. Bu da yine mom ve mami gibi kısaltılmış. Dad dedi, babacığım. Dad dedi gibi de söylenir. Um, sonra sister. Bunu kısaca sis olarak da duyabilirsiniz. Sister kız kardeş. Brother erkek kardeş. Bro, brother. Ama genel olarak eğer biz kardeş demek istiyorsak sibling. Sibling kızı da erkeği de içerisine alır. Ama kız kardeş için sister, erkek kardeş için brother kullanıyoruz. Ee, sonra kim kaldı? Yeğenimiz. Yine bu da kız ve erkek olarak ayrılıyor. Kız yeğenimiz, erkek yeğenimiz. Niece Niece, kız yan, nephew, nephew, erkek yan, yan. Um, cousin, cousin, kuzen, uncle, amca, dayı, aunt, hala, teyze, yenge, grandfather, biz nasıl ki father, um, fa that, daddy olarak kısaltıysak uzun uzun grandfather demiyorlar. Grandfa, dedi, um, dede, yani büyük baba. Grandmother, büyük anne. Buna da kısaca grandma diyebiliriz. Grandfather, grandfa, grandmother, grandma. Şu anda hatırladığım yakın olarak bunlar var. Unuttum varsa siz ekleyin. Thank you ece öğretmen, ece öğretmen'e teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Peki, evet. şimdi ne dedik? Aile üyelerini tanıyoruz dedik. Family members dedik. Annemiz, annem demek istiyorsanız, my mother, my mother, annem, annem, my mother. Babam demek istiyorsanız, my father, my father, father. Okay. Kız kardeşim demek istiyorsanız kız kardeşim. My sister. My sister. Erkek kardeşinizi belirtmek istiyorsanız burada ayırmış İngilizler. My brother. Brother. My brother. brother. Okay? Brother. Babacığım, anneciğim demek istiyorsanız mommy. Mommy. Daddy. Daha çok öyle kullanıyorlar İngilizler ve Amerikalılar. Mom, dad diyorlar. Sadece çocuk anlamına gelen çocuk. Kız ya da erkek olduğunu belirtmemişsek eğer. Child. child. Evet, child. Çocuklar kelimesi de tek bir kelimeyle ifade ediliyor. O da children. 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 Aynen. Children. Okay. Anne, mother. Baba, father. Kız kardeş, sister. Erkek kardeş, brother. Okay. Şimdi bildiğimiz kelimelerden faydalanarak başına bir şey ekleyelim ve yeni bir kelime oluşturalım. Grand, büyük demek arkadaşlar. Grandfather diyorsanız dede, büyük baba yani. Grandmother demek istiyorsanız büyük anne, babaanne, anneanne olabilir. Şimdi father mother zaten biliyorduk. başına bir tek grand ekledik yeni bir kelime oluşturduk kelime grubu oluşturduk grandma and grandpa okay grandma and grandpa okay mother anne father baba sister kız kardeş brother erkek kardeş şanslıyız amca ve dayı aynı uncle uncle yeni bir kelime üretmiyoruz uncle her ikisi için teyze ve hala aunt arkadaşlar teyze ve hala aynı eğer yani birbirinin sizin teyzeniz mi halanız mı olduğunu nasıl anlayacaksınız diyorsanız nasıl anlayacağız diyorsanız o zaten kelim yani cümlenin içeriğinden detaylı bir şekilde söylüyor hani Burada bir şey Peki. sorabilir miyim? Tabii ki de. Peki bu Grant mesela grand, grand. sister Grant brother grand. oluyor mu? Olur. onlarda da abla-abi kavramı olmadığı için arkadaşlar İngilizlerde, Amerikalılarda hani direkt ablam, e, abim falan demiyorlar. My grand sister, ya birden fazla kardeşi varsa ve senin onu öğrenmen önemliyse sırasını belirtmek için kullanıyorlar. Ee, şey de diyebiliriz, eğer iki tane ablamız varsa büyük olanı kastediyorsak older sister, Yani daha hı hı. büyük olan. older, older sister. Aynen. <laughs> Older kullanıyorlar mesela younger kullanıyorlar gençler için ama mesela bir iki filmde ben duyduğumda my my grand sister diye mesela belirtiyordu. Eğer mesela büyük halam filan da diyebiliyor hani büyük hala diye belirtmek istiyorsa ayrıca hani öyle şeyler de diyebiliyor ama temel olarak en çok kullanıldığı yer büyük anne ve büyük baba ee, şeylerini de e, ablalarını ve abilerini de daha çok younger ve older kelimeleriyle. E, kastediyorlar ifade ediyorlar sizin o grant olarak söylediğiniz biraz daha eskilerde kullanılan yani daha eski zamanlarda kullanılan şeyler peki bir de kız çocuğu var yani birinin kızı olmak mesela e, Ece kendi annesinin kızı diyelim ki daughter 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 e, diyelim ki Ece'nin erkek kardeşi var o da Ece'nin erkek kardeşi brother'ı brother ama Ece'nin annesinin son son peki arkadaşlar şu hızlıca bakalım şu hızlıca gidelim Eren is my son yes Eren is your son great Okay. E, peki şöyle gidelim. Father, baba. Dad ya da daddy diye söyleyebilir. Bunu e, biraz daha babacığım daha samimi. Ee, mother mother Yani şey dediklerini hiç duymadım Ece doğru muyum? Hiç e, çocuklar annelerine mother diye çok az sesleniyorlar. Genellikle mom ya da mommy diye seslenirler. Evet, e, Sanki mother şey ve father bu kişinin e, bu insanların daha doğrusu terminolojik adları. Yani terminoloji olarak da algılayabilirsiniz. Çok öyle mother hı hı. mother come here falan filan diye seslenisini şey ben. E, dün bir roman okuyordum. Orada e, kız babasıyla resmi bir şekilde, soğuk bir şekilde konuşmaya çalışırken father diye hitap etti. O da evet. bana father deme. E, neden dad ya da dedi demiyorsun gibisinden bir sadece işte bulunuyordu. Orada denk evet. geldi mesela. Daha resmi, daha formal. Hani e, söylersin ya da birini tanıtırken this is my father, this is my mother this is my sister this is my brother diye tanıtıyorsun ama mesela this is my genelki pek demiyorlar this is my mommy, this is my mom mom diyorlar gerçi de e, daha şey seri, böyle serin ilişkilerde kullanılan bir şey aslında mommy, mom, daddy, dad sister and brother yani brother ve erkek kardeş ve kız kardeş çok kullanılıyor my sister my brother kullanılıyor my daughter kız çocuğum my son erkek çocuğum gibi kullanılıyor and uncle amca ve dayı kavramları için kullanılıyor e, ve şey e, aunt arkadaşlar hala ya teyze için kullanılıyor e, child tek başına çocuk hiçbir anlam karşılığı yani şey olarak erkek ya da kız çocuğu diye ayırmıyoruz ama child genel olarak çocuk. Children kelimesinin çocuklar olan anlamı. Çok sayıda çocuğun bir arada olduğu lar olan anlamı. Şimdi Peki, bilir miyim siz bitirince. tabii ki de buyursunlar. E, bildiğimiz iki kelimeden bahsettiğim için e, öğrenmesi kolay olacaktır diye düşünüyorum. Grand, büyük, evet bunu öğrendik. Grand, child, çocuk. Grand child dediğimizde torun anlamına geliyor. Son, normalde erkek çocuk. Grandson dediğimizde erkek torun, daughter kız çocuğu ama granddaughter dediğimizde kız torunu kastetmiş oluyoruz. Çok güzel bir açıklama. Tekrar yapar mısın Ece açıklamayı? Bu güzel bir açıklama. Tabii ki. Grand büyük demek aslında ama öyle bakmayalım biz. Grandchild çocuk, pardon child çocuk. Grandchild torun, son normalde erkek çocuk ama biz grandson dersek erkek torun anlamına gelir. Daughter normalde kız çocuk ama biz granddaughter dersek kız torun anlamına gelir. Okay, thank you Ece. It's very good explanation for us. Okay, çok güzel bir açıklamaydı hepimiz için arkadaşlar. Bence faydalı bir açıklamaydı. Peki arkadaşlar, ne dedik? Biz bugüne şu ana kadar ne öğrenmiştik? Dedik ki biz mesela ee, how are you dediniz. How are you? Ben dedim ki I'm okay. I'm good. I'm fine dedim değil mi? How are you? Peki biz bir tek karşımızdakine mi how are you diye sorarız? Hayır. Biz karşımızdakinin dışında yani karşılıklı Ece ile ben birbirimize sormayız. Ece'ye ben şey sorabilirim hani annen nasıl kız kardeşin nasıl diyebilirim. Örneğin nasıl sorabilirim? Ece how is your mother? How is your mother? He's okay. He's fine. Okay. How is... Ne dedim arkadaşlar? How is your mother dedim. O da dedi ki she is okay. She is fine dedi. Ece'ye de sorabilirim örneğin. Ece e Tabi bilmiyorum şimdi çok uydurmayayım da atıyorum mesela. How is your sister diyebilirim. Ece de der ki bana she is fine, she is okay diyebilir değil mi? Ya da Ece'ye şey diyeyim. Ece, um, how is your, how is, um, mesela şunu sorayım Ece'ye. Ece how old are you? I'm 25 years old. You are 25 years old. Ece 25 yaşındaymış. How about you? My mother? My mother... He is a 55 years old. 55 years old. She is ya da she is 55 years old. How old is she? How are you dediğimiz gibi how old is she diye de sorabiliriz. Yani kaç yaşında annen ee, diye sorabiliriz örneğin birine. Mesela ne dedik? My mother dedik. My mother annem. Ece'nin annesi. Ece'nin yani onun annesi. Her mother her, Nebi Bey'in annesi, his mother, his. Çünkü İngilizcede bazı farklılıklar var ifade ederken, my, your, her, his gibi kavramlarda. Onun annesi, erkekler için his, kızlar için her. Ece'nin annesi demek istiyorsam, her mother. Nebi'nin annesi demek istiyorsam, Uğur Bey'in annesi demek istiyorsam his mother demeliyim. Ezgi'nin babası demek istiyorsam Ezgi'nin babasını kastediyorsam her father. Eğer Nur Bey'in annesini kastediyorsam his mother demem lazım. Kendi annemi kastediyorsam my mother, senin anneni kastediyorsam your mother. Your, my, your, her, his arkadaşlar. Peki Ece, isimle bunu söyleyebilir miyiz? Mesela gerçek olarak Ece'nin annesi nasıl deriz? Ece'nin annesi. Okay. Ece's mother. Ece's mother. Eces, mother. Oradaki S ne şey... anlamı geliyor? Oradaki hmm. S. Eğer biz üstten virgül S yaparsak nın, nin anlamına gelir. Ece's mother. Ece'nin annesi. Great. Arkadaşlar. Sevda'nın annesi demek istiyorsak Sevdas Sevdas mother urs father nebiz sister Oradaki s aynı zamanda çoğullukta ifade ediyordu diye hatırlıyorum doğru mu? Elbettik oldu. Burada değil. Burada değil. Pardon burada değil ama buradaki burada Ece'nin belirttiği gibi apostrofla ayrılıyor arkadaşlar. Apostrofla ayrılıp bir şeyin sonuna eklediğiniz zaman özel isimlerin sonuna eklediğiniz zaman öyle konuşalım. nın, nin anlamına gelir. Arkadaşlar. Peki O zaman şöyle yapalım. Ee, biz Ece ile şöyle konuşacağız. Ben şu ana kadar öğrendiğim her şeyi Ece'nin ailesi üzerinden sorgulamaya çalışacağım. O da bana cevap verecek. Sonra tam tersini yapacağız. Okay. Ece, hi. How are you? Hello, I'm fine. How are you too? Thank you. Ece, I would like to uh, get some information about your family. Ece, senin ailenle ilgili senden biraz bilgi almak istiyorum. Okay. Do you have brother or do you have mother and father? Yeah, I have mother. You have mother. What's what's her name? What is her name? Her name is her name is Zehra. She is Zehra. She is Zehra. Her name is Zehra. Okay. Um, how old is she? She is fifty-five. She is fifty-five years old. She is fifty-five years old. How is her mother? Um, Ya da şöyle soralım, uzatmayalım bence cümleyi. Ş şunu soralım. Where is she from? Where is she from? She is from Gaziantep in Turkey. She is from Gaziantep in Turkey. Um, okay. What does she do? What does she do? What is she doing? What is she doing? Okay, Hangi mesleği yapıyor diye sordum. How's why? She is, is a entire. housewife. Okay, great. Thank you, AJ. We can okay. do that with my family if you like. Okay. <laughs> Hello, Seda. I need some information about your your family. Of course. Okay. Um, how old is your your mother? How old is your mother? Uh, my mother is uh, 59 years old. 59 years old? Yes. What is her name? Her name is Alton. Oh. Uh, what about your father? What is his name? His, his name is Nurettin. He is Nurettin. Okay. Yes. How uh -huh. old is he? Uh, he is 55 years old. 55 years old, yes. Mm -hmm. Do you have a sister? I have one sister. Uh, one. I'm wondering, wondering what is her name? Her name is oh, okay, that's great. Okay, I can start. Şimdi Ece Hello. benim ben Ece'ye e, is, annesinin ismini sordum, yaşını sordum, mesleğini sordum ve Ece de benim ve babamın ismini sordu. Aynı zamanda yaşlarını sordu. Biz bu kalıpları sadece farklı e, kişilere uyguladık. Zaten biliyorduk. Yani how are you demeyi biliyorduk, nasılsınız demeyi biliyorduk. How is she demeyi öğrendik. How is she? Eğer kadın birini kastediyorsak, erkek birini kastediyorsak how is she demeyi öğrendik. Biz zaten how old are you demeyi, biri biliyorduk, kaç yaşında olduğumuzu sormayı biliyorduk. Bunu sadece how is bunu sadece how old is she, how old is he demeyi öğrendik. Yani karşımızdakiler bir tek karşımızdaki kişiyi değil. Ee, ötekileri de onları da kastettiğimiz bir hale getirmeye çalıştık. Where are you from demeyi biliyorduk zaten. Nerelisiniz diye sormayı biliyorduk. Ama dedik ki where is she from? Where is he from? Okay. Where is he from? Yes, where is he from? He's from Turkey. She's from England. I'm from Japan. I uh, I'm from Japan. Um, He is from German gibi. Bunları farklı kalıplarda kullanmayı öğrendik. Let's let's uh, repeat. Let's repeat the family members, okay? Let's repeat the family members. Arkadaşlar, aile üyelerini tekrar edeceğim. Kim benimle bunu tekrar ben eder? Ben, ben, ben edebilirim hocam. İsim 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 duymak istiyorum. Alp Özsökmen. Alp Bey hoş geldiniz. Harika. O zaman Alp ile ilk defa konuşuyorum yanılmıyorsam. Ee, Alp peki ee, lütfen bana öncelikle annen, baban, kız kardeşin ve ee, erkek kardeşin varsa öncelikle isimlerini söyler misin? Mesela isim olarak My mother, my mother's name My father's name ee, My mother's name ...is Pınar. Nasıl söylemeliydi Ece bunu, Alp? My mother's name is. Annemin. Mother's name. Mothers. Annemin adı. Mother's, evet. Annemin. mother's name. My mother's name is. My father's name is. My sister's name is. My brother name name is. My brother's name is. Buyursunlar. Alt bey tekrar başlayalım. My mother's name is Pınar. Bravo. Your father? My father's name is Hakan. Wonderful. Your sister? My sister's name is Aslıhan. Okay, brother. We have brother. I am. I have not. Uh, I have not okay. any brother. Okay, you don't have brother. Okay, you don't ha Alpe dedim ki kardeşin var mı? Do you have? Do you have brother? Dedim. O da dedi ki no. I haven't. Ya da I don't have. Diye cevaplayabilir bunu. Peki arkadaşlar tekrar edelim. Mother, Father, mother anne demek. Father baba demek. Sister kız kardeş. Brother erkek kardeş. Uncle amca ve dayı demek. Aunt hala demek hala ve teyze. Arkadaşlar son erkek çocuk erkek evlat. Daughter de kız evlat demek. Child kendi başına kendi başına çocuk demek. Children çocuklar demek. Cousin, cousin. kuzen demek. Çok e, şey zaten. Hani kulağınızın aşina olabileceği bir şey. Grandfather, grandma. Grandfather, grandma, grandfather, grandmother. Okay? Mommy, mom. Daddy, dad. Bunlar father ve mother demek. Bu şekilde ifade ediyorlar. Genellikle ikili konuşmalarında mommy, daddy diye ifade ediyorlar arkadaşlar. bunlar bizim yakın aile üyelerimiz. These are our family members. Okay? These are our family members. Okay. For example, for example, örneğin my mother's name is altın. Annem'in adı altın. She is a housewife. Ev hanımı annem. She is a housewife. She is 59 years old. 59 yaşında. She is from Turkey in Bayburt. She's from Turkey in Bayburt. Türkiye'de Bayburt'tan geliyor. Yani Bayburt'luymuş zamanında. Ödemeye çalışıyorum. Ee, peki bu bilgileri vermek isteyen biriniz var mı aranızda? Arkadaşlar adını, mesleğini, nereden geldiğini, annesinin ya da babasının bir adayı rica ediyorum. Hocam. Buyursunlar. Uh, my name is Alp Sukman. Evet. My father's name is Punar. Evet. Um, no, maybe mother. Mm -hmm. um, mm -hmm. Super. She is retired. She he is retired. Okay. Retired emekli demek arkadaşlar. Retired. Mm -hmm. She's from Turkey in he is. Ankara. He, he is from because you are talking about your ma your father right father. Ah oh, sorry sorry he is from Turkey in Ankara. Okay great mm -hmm. arkadaşlar Ankaralı Ankaralıymış yes. Okay, congratulations. Arkadaşlar, peki e, aile üyelerimizi ve bu aile üyelerimizle ilgili bugüne kadar yaptığımız e, bütün programları da yani bütün yaptığımız egzersizleri ve çalışmaları içeren size hem yazılı hem de e, bazı söz şey e, sesli materyaller göndereceğim. E, şunu rica ediyorum tekrar. Bütün bu, you know, we are now in the fourth class, okay? Fourth English class now. Arkadaşlar dördüncü İngilizce dersimizi bitirmek üzere. Şu anda o dersteyiz çünkü. Ee, ve sizden ricam şu, lütfen bundan önceki bütün kayıtları ve bu kaydı da dahil yeni giriyorsanız, yeni katılıyorsanız İngilizce dersimize henüz bir şey kaybetmiş değilsiniz. Önceki bütün bu kayıtları www.dunyaseslen.com adresinden indirip indirmeden de dinleyebilirsiniz ama indirerek de dinleyebilirsiniz istiyorsanız. Ee, bu kayıtlara ulaşabilirsiniz. Ders sonrasında 1-2 saat içinde hemen Rıdvan Bey ya da Nurşen Hanım ekleyecekler. Bir şey daha var onu paylaşmak istiyorum. O da şu. Lütfen bugüne kadar sizde bulunmayan ama bulunmasını istediğiniz şu an 4. derste bitiriyoruz. Bu derste dahil olmak üzere kaynak istiyorsanız lütfen Nurşen Hanım'a ya şu anda Team Talk üzerinden e, ee, o yazma penceresinden e-mailinizi Nurşen Hanım'la paylaşın. isminizi, mailinizi ve telefonunuzu paylaşın. Ben bugüne kadarki kaynakları istiyorum deyin. Şu an bu derste katıldım bir tek ama bundan sonra katılmayı düşünüyorum deyin. Nurşen Hanım'dan kaynakları isteyin. Nurşen Hanım'a ne sunar korkmaz, ne sunar korkmaz et gmail adresine mail atarak da isteyebilirsiniz. Geçen hafta örneğin Aysel'in kaynakları gitmemiş. Bu şekilde bir iletişim kurabilirsiniz. Okay, my today is, I think uh, enough. Uh, so uh, I finish today lessons. Okay, uh, I'm very happy to be here, arkadaşlar. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve bu, bu akşamki dersi sonlandırıyorum. Uh, ve gelecek hafta, next week arkadaşlar, next week. We start to new topic. Okay? Yeni bir konuya başlayacağız. Lütfen please, 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 please repeat the old topics. Okay? Repeat the old topics. Arkadaşlar eski konuları lütfen tekrar edelim. Şu ana kadar geldiğimiz yerdeki bütün geçtiklerimizi öğrenmiş olarak gelmeye çalışalım. Ve kaynaklarımızı talep edelim. Ve bu dersleri dediğim gibi www.dunyaesens.com'dan mutlaka dersleri kayıtlarını dinleyelim eğer kaçırdıysak. Thank you for uh, everything to be here all of you. Okay. Ee, arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü dersi sonlandırıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.